Arkadaşlar merhabalar. Başarı Zamanı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Enes Hoca. Bugün sizlerle coğrafya dışında farklı bir video ile karşınızdayım. KPSS KPSS'de arkadaşlar sınavda çıkması muhtemel 100 güncel bilgiyi sizlerle birlikte paylaşacağım. Güncel bilgiler içerisinde arkadaşlar biliyorsunuz ki ÖSYM 6 adet soru sormaktadır. 3 tanesi son yıllarda yaşanmış güncel bilgiler, 3 tanesi de genel kültürdür. Değerli arkadaşlar, bu videoda hem güncel bilgiler adına hem de genel kültür adına her şeyi bulacaksınız. Önemli yazarlar, eserler, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesi, ilk Kadınlar, önemli sporcular, önemli icatlar, buluşlar bunların hepsini tek bir videoda göreceksiniz arkadaşlar. 100 güncel bilgi dedim ama emin olun 100'den çok çok daha fazla bilgi göreceksiniz burada. Müthiş bir video oldu. Bu videodaki pdf'i de arkadaşlar ücretsiz bir şekilde açıklama kısmına ya da yorum kısmına ekleyeceğim. Lütfen siz de emeğe saygı olarak beğenmeyi, takip etmeyi ve yorum atmayı da unutmayın arkadaşlar. Bir de şöyle bir çalışma yapalım. Sizler için de faydalı olsun. Burada bahsetmediğim ama hocam şu da önemli. Şu roman, şu yazar önemli ya da şu güncel bilgi de önemli. Dediğiniz bilgiler varsa yorum kısmına yazın arkadaşlar. Diğer arkadaşlarımız da faydalansın. Ee, belki onlardan soru gelebilir. Belki buradan soru gelebilir. Ne geleceğini tam bilemeyeceğimiz için lütfen siz de eğer Hocam bu daha önemli bunu da e, olsa olurdu dediğiniz her şeyi yorum kısmına yazabilirsiniz. Hazırsanız KPSS'de çıkması muhtemel 100 güncel bilgiye başlıyoruz değerli arkadaşlar. <laughs> Evet değerli arkadaşlar hazırsanız başlıyoruz. Sınavda çıkması muhtemel güncel bilgilere başlıyoruz. Lütfen hala beğenmediyseniz beğen tuşuna basın arkadaşlar. Benim için çok önemli. Beğenirseniz ve takip ederseniz çok memnun olurum. Hadi hep birlikte başlıyoruz. Dünyadaki arkadaşlar ilk siyah gemisi, dünyanın ilk siyah gemisi TCG Anadolu'dur. Önemli. TCG Anadolu ilk SİHA gemisi diyeceğiz. Ve yine herkesin muhtemelen güncel bilgi paylaştığında çıkması muhtemel dediği ve gerçekten de çok ama çok önemli olan Türkiye'nin ilk uzay yolcuları. Gerçekten de önemli bir bilgi arkadaşlar. Bu sene çıkması seneye de çıkabilir bunlar. Alper Gezer Avcı. Türkiye'nin ilk asıl e, uzay yolcusudur diyeceğiz. yere baktığımız zaman Tuva, Cihangir, Atasever... Tuha Cihangir Atasever de yedektir diyeceğiz. Bakın ÖSYM burada asıl diye de sorabilir. Asıl derse Alper Gezer Avcı'dır. Yedek derse Tuha Cihangir Atasever'dir diyeceğiz. Ve yine Türkiye'nin ilk milli muharip uçağı olan yine çok çok önemli bir bilgi değerli arkadaşlar. Yine sınavda gelmesini herkesin beklediği bir bilgi. Kaan'dır. Türkiye'nin ilk milli muharip uçağı Kaan. Adı Kaan'dır. Yeni konuldu bu da. Ve yine 76. Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı Kuru Otlar Üstünde filmindeki rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülünü alan Merve Dizdar'dır arkadaşlar. Ee, özellikle yine önemli bir bilgi hangi film olduğunu da sorar Kur, e, Kuru Otlar Üzerinde kimmiş en iyi kadın oyuncu ödülünü alan Merve Dizdar. Ve yine arkadaşlar çok çok önemli. Merkez Bankası'na yeni bir tabii ki de başkan atandı. Merkez Bankası'na atanan ilk kadın başkanı Hafize Gaye Erkan'dır diyeceğiz. Hafize Gaye Erkan. Bunları bu şekilde birkaç kere tekrar edeceğim. Lütfen siz de tekrar edin. Çünkü ne kadar fazla tekrar ederseniz sınavda akılda kalıcılığı o kadar artar. Ve sınavda aklınıza gelir arkadaşlar. Kimmiş Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı. Ve yine önemli milli gururumuz, milli onurumuz Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 44 kiloda, 49 kiloda pardon altın madalya alarak dünya şampiyonu olan Merve Dinçel'dir diyeceğiz. Altın madalya Tekvando branşı da Merve Dinçel. Ve yine 2023 Dünya Spor Başkenti Konya'dır arkadaşlar. 2023 Dünya Spor Başkenti. Ve yine 2023 yılına ait 2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti ise Şuşa'dır. Azerbaycan'a bağlı olarak Şuşa 2023 Türk Dünyası Başkenti olmuştur arkadaşlar. Kültür Başkenti diyoruz. Evet devam edelim güncel bilgilerimize geliyor bir diğeri. 2023 Dünya Kitap Başkenti Gana'nın başkenti arkadaşlar Akra'dır diyeceğiz. Akra 2023 Dünya Kitap Başkenti olmuştur ve yine çok çok önemli gelmesini beklediğim yerlerden birisi UNESCO 2023 yılını Aşık Veysel'i anma yılı olarak ilan etti arkadaşlar. Aşık Veysel önemli soru potansiyeli taşıyor UNESCO tarafından 2023 yılı Aşık Veysel'i anma yılı olarak ilan edildi. Ve yine e, biliyorsunuz ki ülkemizde çok ama çok fazla konuşuldu arkadaşlar Finlandiya ve e, İsveç ilişkisi e, NATO'ya üye olma ilişkisi çok fazla konuşuldu. NATO'ya arkadaşlar Finlandiya üye oldu Türkiye'nin de desteğiyle birlikte sonradan desteğiyle birlikte yani NATO'ya katılan son üye tabii ki de Finlandiyadır diyeceğiz arkadaşlar. Peki diğer örgütlere katılanlara bakalım. Birleşmiş Milletlere son katılan, biliyorsunuz ki 153 üyeye sahip son katılan Güney Sudan'dır diyeceğiz. Avrupa Birliği'ne son katılan ise 2013 yılında yanlış hatırlamıyorsam, Hırvatistan e, tarihi yanlış hatırlamıyorsam Hırvatistan'da diyeceğiz. Ve yine arkadaşlar baktığımız zaman e, İrlandalı yargıç Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin İlk kadın başkanı oldu. Ee, bu da o Liri okuyamadım nasıl okunuyor bilmiyorum ama e, neymiş arkadaşlar İnsan Hakları Mahkemesinin ilk kadın başkanı diyeceğiz. Ve geldik 2023 dün, İslam Dünyası Turizm Başkenti de Şanlıurfa diyoruz ki 2023 adına önemli bir güncel İslam Dünyası Turizm Başkenti Şanlıurfa. Ve yine. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Türkiye'de yapılan yatırımlar içerisinde ÖSYM sorular sorabilmektedir diyeceğiz. Bunlardan biri de Yusufeli'dir. Tabii yapıldığı yer konum itibariyle Yusufeli ilçesinin yok olmasına ya da taşınmasına sebep olmuştur. O yüzden birazcık tartışmalar vardı ama şöyle ki gerçekten de Türkiye'nin hidroelektrik yani elektrik üretimi... Sudan elektrik üretim potansiyeli çok yüksek. O yüzden de bu tür barajlara ihtiyaç var mı? Var tabii ki. E barajların ne kadar olumlu yanları da olsa olumsuz yanları da olabiliyor. Ama Yusufeli barajına baktığımızda 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'de birinci, dünyada ise beşinci baraj Yusufeli barajıdır. Türkiye Hidroelektrik potansiyeli yüksek olan bir ülkedir. O yüzden yenilenebilir enerji kaynağı dediğimiz kaynaklara geçmemiz çok daha avantaj olacaktır. En azından dışa bağımlılığı azaltacaktır diyoruz. Ve yine arkadaşlar benim çok sevdiğim, çok izlediğim, gerçekten yeni sezonlarda, eski sezonlarda hepsini izlediğim Leyla ile Mecnun vardı. Ve Leyla ile Mecnun'un ak sakallı dedesi Büdü ve Red özellikle karakterlerini seslendiren seslendirme sanatçısı, tiyatro oyuncusu 2013 yılında hayatını kaybeden sanatçımız İsmail Köksal Engür diyeceğiz arkadaşlar. İsmail Köksal Engür. Özellikle tabi herkesin ya da çoğunun e, Leyla ile Mecnun'da Aksakallı dede olarak bildiği bir karakterdi. Gerçekten e, İsmail Köksal Engür. Ve yine özellikle güncel bilgiler içerisinde önemli bir güncel bilgi. Türk lirasına 50 kuruş olarak Türk lirasına fotoğrafını basan ilk kadın olarak tarihe geçen ve 2013 yılı pardon 2023 yılında vefat eden Sabiha Tan Su diyeceğiz arkadaşlar. Ee, 50 kuruşa parasını basan ilk kadın olarak tarihe geçiyor ve 2023 yılında vefat etti Sabiha Tan Su. Evet devam ediyoruz güncel bilgilerimize. Tabi bundan sonra genel kültürde gelecek ama güncel bilgilerimiz önemli. 2023 yılında ABD'nin Kaliforniya eyaletinden uzaya fırlatılan ilk yerli ve milli uydumuz İmece'dir diyeceğiz. Önemli bir bilgi dediğim gibi yerli ve millilerden, bunların hepsi tablo halinde var göreceğiz hepsine. Yerli ve milli uydularımız gelebilir İmece diyeceğiz. İlk yerli ve milli uydumuz. Ve daha sonra Yeşil Nobel olarak da bilinen Goldman Çevre ödülünü kazanan ilk Türk. Zafer Kızılkaya arkadaşlar Yeşil Nobel ödülünü, Goldman Çevre Ödülü'nü kazanan ilk Türk Zafer Kızılkaya diyoruz. Ve yine Mardin Havalimanı önemli önemli bir şahsiyet, gerçekten de bilim insanı Aziz Sancar oldu. Mardin Havalimanı'nın yeni adı Aziz Sancar oldu arkadaşlar diyeceğiz. Ve yine baktığımız zaman Sussex Düğkü, Prince Harry tarafından çıkartılan ve gerçekten de dünyada olay yaratan ee, tartışmalara sebep olan ve satış rekorları kıran kitabın adı Sperdir diyeceğiz. Burada önemli arkadaşlar gerçekten de tüm dünyada çalkalandı bu ve e, herkes çoğu kişi okudu bunu çünkü bir sürü e, içerisinde şeyleri bilgileri barındırıyordu diyeceğiz. Şırnak Kabardağ'ında keşfedilen ki bu sene arkadaşlar doğal gaz keşfimiz de olmuştu. Özellikle Tuna 1, Tuna 2 kuyusunda Sakarya Havzası'nda ee, ve yine petrol de yine aynı şekilde arkadaşlar bir keşfimiz oldu. Şırnak Kabardağ'ında keşfedilen Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol kuyusuna Aybüke Yalçın adı verildi. Ee, hepimiz biliyoruz ki Aybüke Yalçın da e, sizler gibi atanmak isteyen ve daha sonra atanan bir öğretmenimizdi. Maalesef ki şehit edildi. On, buradan kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Aybüke Yalçın. Ve yine baktığımızda bir diğer bilgimiz arkadaşlar. 1961'de TRT'de radyo sanatçısı olarak başlayan bir fincan kahve olsam kahverengi gösterin gibi eserlerin dahil olduğu 300'den fazla plak dolduran ve 2023 yılında vefat eden sanatçımız Nuri Sesi Güzel arkadaşlar. Özellikle Bir Fincan Kahve Olsa ee, ve Kahverengi Gözlerin gibi eserleri var diyeceğiz. Nuri Sesi Güzel. Ve yine arkadaşlar 2023 Oscar adayları içerisinde en iyi film ödülünü kazanan... Her şey her yerde aynı film arkadaşlar. Önemli 2023'te. ÖSM bazen Oscar'larla ilgili sorular sorabilmek de gelebilir. Her şey her yerde aynı filmi. Ve yine geldik önemli milli gururumuza. 2023 yılında Arnavutluk'ta düzenlenen Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda 96 kiloda 3 altın madalya kazanarak dünya birincisi olan milli halterçimiz Sami Baki kıymettir diyoruz. Sami Baki kıymet 3 altın madalya kazanarak 2023 yılında Arnavutluk'ta milli hal tercihimiz dünya birincisi olmuştur diyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Güncel bilgilere birazcık hemen şöyle devam ediyoruz. 2023 yılında özellikle seçilen yerler vardır. Bunları bir tablo halinde liste halinde görürsek sizler için de çok daha iyi olacağını düşünüyorum. 1. 2023 Avrupa Gençlik, Gençlik Başkenti Polonya'nın Lublin şehridir arkadaşlar. Lublin şehri 2023 Gençlik Başkenti olarak seçilmiştir. Ve yine 2023 yılında Avrupa'nın kültür başkentlerine şöyle bir bakalım. Yunanistan'ın Elefsina kenti, Romanya'nın Timisora kenti, Macaristan'ın Vesprem şehirleri 2023 Avrupa Kültür Başkenti olarak seçilmiştir. Yani bu kadar çok bilgiyi şimdi diyorsunuz hocam nasıl öğreneceğiz? Arkadaşlar lütfen bol bol tekrar edin. Burada sizlere bu pdf'in açık, açıklama kısmında pdf'i vereceğim zaten sizlere. Oradan sınava kadar işte birkaç kere okuyun lütfen. Okuyun ki aklınızda kalsın. Yani bunların hepsini ezberlemeniz gerçekten çok zor arkadaşlar. Ben bile hazırlarken dedim ki bu kadar bilgi nasıl öğrenilecek? Ama ne yapacağız? Ee, sık sık okuyalım ki aklımızda kalsın. Çünkü burada yapacağımız bir net gerçekten de Belki atamamızı gerçekleştirecek. O yüzden çok önemli arkadaşlar. Lütfen o yüzden sonuna kadar da mutlaka izleyin. Belki sonda gördüğünüz, ortada gördüğünüz, başta gördüğünüz herhangi bir bilgi sınavda gelebilir. O yüzden arkadaşlar, bizim amacımız bir neti kazanmak ve o netle inşallah atanmaktır. O yüzden. Ee, sabırla lütfen dinleyin ve mutlaka sınava kadar bol bol okuyun bu bilgileri ki hafızanıza yerleşsin ve sınavda hemen ee, oradan inşallah yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Birleşmiş Milletler 2023 yılını Uluslararası Okyanus Bilimleri 10 yılı olarak ilan etmiştir diyeceğiz. Birleşmiş Milletler yine Azerbaycan'ın Şamahız şehri. Türk devletleri teşkilatınca Türk Dünyası 2023 Turizm Başkenti olarak seçilmiştir Şamahı şehri arkadaşlar neymiş Türk Dünyası 2023 Turizm Başkenti diyeceğiz ve yine 2023 yılına ait Yeşil Avrupa Başkenti Estonya'nın Tallin şehridir arkadaşlar Estonya'nın Tallin şehri ne olmuş Yeşil Avrupa Başkenti seçilmiştir. Ve yine baktığımızda aslında bunu söylemiştim ama yine de dediğim gibi tablo halinde görmeniz çok daha iyi olur. İslami Eğitim, Bilimler ve Kültür Organizasyonu tarafından 2023 İslam Dünyası Kültür Başkenti Şanlıurfa seçilmiştir. Dediğim gibi bunu söyledim. Tablo halinde görelim. Ve yine 2023 yılına ait Türk Dünyası Kültür Başkenti ise İstanbul'dur diyoruz değerli arkadaşlar. Evet gelelim bir diğer bilgilerimize bakalım bizi ne karşılıyor kurum ve başkanları. ÖSYM'nin belki birkaç kere sorduğu bir yerdir ama yine de karşımıza gelir mi gelebilir arkadaşlar. her şeye hazırlıklı olmalıyız. Tabi yeni kabine değişti yeni kabineden de sorular gelebilir belki. Bakalım neler varmış. Anayasa Mahkemesi Başkanı arkadaşlar Zühtü Arslan'dır diyeceğiz. Ve yine Merkez Bankası söylemiştim ilk kadın başkan Hafize Gaye Erkan'dır diyoruz. Ve arkadaşlar Rütük Radyo Televizyon Üst Kurulu Ebu Bekir Şahin'dir diyoruz. Ve Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga diyeceğiz. Ve arkadaşlar NATO Genel Sekreteri John Stoltenberg önemli tabi uzun zamandır sürdürüyor. Ve Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca diyeceğiz. Ben arkadaşlar Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekindir diyoruz ve yine baktığımız zaman Dış İşleri Bakanımız neydi Hakan Fidan da arkadaşlar başka kabineden ekonomi bakanımız Mehmet Şimşek bunlardan belki soru gelebilir sanmıyorum ama yine de söyleyeyim sizlere. Devam ediyoruz bir diğer şimdi genel kültür bilgilerine geçiyoruz birazcık da. Genel kültür bilgileri bizim için önemli. Hem tarih adına arkadaşlar hem de coğrafya coğrafyada çıkmaz ama bu özellikle bu tarih adına önemli tarihte gelebilir hem de genel kültür kısmında gelebilir. Önemli ilk kadınlar mesleklerine göre Türkiye'deki ilk kadınlara bakalım. 1 İlk tiyatro oyuncusu mu? Afife Jale'dir arkadaşlar. İlk tiyatro oyuncusu, ilk kadın tiyatro oyuncusu Afife Jale. Ve yine ilk kadın doktor Safiye Ali'dir diyeceğiz. İlk kadın doktor Safiye Ali. İlk kadın avukat Süreyya Ağoğlu. İlk kadın avukatımız Süreyya Ağoğlu. Ve yine arkadaşlar ilk kadın pilot Bedriye Tahir Gökmen önemli. Gelebilir sınavda ilk kadın pilotumuz Bedriye Tahir Gökmen'dir diyeceğiz. Ve yine ilk kadın opera sanatçısı Semiha Berksoy. İlk kadın opera sanatçımız kimmiş? Semiha Berksoy. Ve yine arkadaşlar ilk kadın veterinerimiz de Sabire Aydemir diyeceğiz. İlk kadın veteriner Sabire Aydemir. Devam ediyoruz. İlk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen diyeceğiz. Sabiha Gökçen ki havalimanı da var bununla ilgili isimle ilgili ilk kadın savaş pilotumuz diyeceğiz. Bakın ilk kadın pilotla ilk kadın savaş pilotunu lütfen karıştırmayın. İlk kadın pilot Bedri Tahir Gökmendir. İlk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçendir arkadaşlar. Ee, şey gibi mesela ilk uçan Hazerfen Ahmet Çelebi'ydi ama roketle uçan ilk Lagari Hasan Çelebi'ydi. E bu da tarihten bir bilgi. E karıştırmayın ikisini de. Yine ilk kadın arkeolog Jale İnan'dır diyoruz. İlk kadın arkeologumuz Jale İnan. Ve yine arkadaşlar ilk kadın emniyet müdürü Feriha San Sanerk diyeceğiz. Feriha Sanerk ilk kadın emniyet müdürüdür diyoruz. Devam edelim. İlk kadın bakanımız Türkan Akyol. İlk kadın bakanı Türkan Akyol'dur diyeceğiz. Ve yine ilk kadın büyükelçi Filiz Dinçmen diyoruz. Filiz Dinçmen. Ve yine arkadaşlar ilk kadın ilk kadın vali Lale Aytaman diyeceğiz. Lale Aytaman ilk kadın valimiz. Tansu hepinizin bildiği üzere ilk kadın başbakandır diyoruz. Arkadaşlar ve ilk kadın heykeldiracısı Sabiha Çiller diyeceğiz burada. Tabi burada baktığımız zaman arkadaşlar yanda da bilgilerimiz var, ee, söylemediğim bilgilerde. Türkiye'nin ilk kadın öğretmeni Fatma Refet Angın diyeceğiz. Yine Türkiye'nin ilk kadın gazetecisi Selma Rıza Haraceli diyoruz. Diğer bilgileri zaten çoğunu vermiştim. Yine dediğim gibi arkadaşlar çok fazla bilgi var burada ama sürekli tekrar ederseniz akılda kalıcılığı olacaktır diye düşünüyorum. Devam ediyoruz neyle? Önemli eserlere. Özsevim son birkaç yıl, yıldır eserleri çok seviyor arkadaşlar. E, o yüzden eserlerden soru gelebileceğini açıkçası düşünüyorum. E, önemli gördüğüm eserleri yazdım buraya ama e, tabii ki çok daha fazla eser olduğu için hepsini yazamadım. Sizlerde eğer önemli gördüğünüz eserler varsa hocam bu çıkabilir dediğiniz varsa lütfen yorum kısmına yazın. Arkadaşlarınız da faydalansın. Tek tek bakalım. Pablo Picasso. Özellikle pencere kenarında oturan kız Guarnisa ki Guarnisa eseri çok önemli arkadaşlar. Ağlayan kadın. Bakın bir tane eser verip geçmiyorum burada. Birkaç tane eser veriyorum ki hangisi aklınızda kalırsa sınavda onu daha iyi yapın. Pencere kenarında ya da yanında oturan kız Guarnisa ya da ağlayan kadın Pablo Picasso'ya aittir. Devam edelim. Jonas Vermeer özellikle inci küpeli kız burada önemli. Resim sanatı ve süt boşaltan kadın diyeceğiz Jonas tarafından. Ee, ne yapılmış önemli bir eser. Yine Harper'li Bülbülü Öldürmek arkadaşlar e, biliyorsunuz bunu e, önemli bir eser Harper'li Bülbülü Öldürmek Tesbih Ağacının Gölgesinde diyeceğiz bir değeri. Yaşar Kemal arkadaşlar özellikle İnce Mehmet e, önemlidir İnce Mehmet eserleri Teneke, Sarı Sıcak, Yer Demir, Gök, Bakır eserleri vardır. Yaşar Kemal Yaşar arkadaşlar diyeceğiz. Yine Adalet Ağoğlu bunu niye verdim arkadaşlar? Adalet Ağoğlu yaklaşık 2020'ye yanlış hatırlamıyorsam 2020 ya da 2021 yılında vefat etmişti. Ee, sorusu gelmedi bana göre gelebilir arkadaşlar. Çünkü çok önemli bir şahsiyet. Ee, Ölmeye yatmak, bir düğün gecesi, fikrimin ince gülü gibi önemli eserleri vardır Adalet Ağoğlu'nun. Yine Behçet Necatigil önemli arkadaşlar. Yine Kapalı Çarşı, Çevre, Eski Toprak gibi eserleri var. Ve evlerin öyküsünü yazan şair evler şairi olarak geçiyor. Behçet Necatigil. Behçet'ten Behçe, Bahçe, Evin Bahçesi. Evlerin önünü işte oradan aklınıza gelebilir arkadaşlar. Evler şairi Behçet Necatigil. Yine Rasim Özdenören önemli bir şahsiyet yine arkadaşlar. Geçen sene vefat etmişti yanlış hatırlamıyorsam. Gül yetiştiren adam Müslümanca yaşamak ve kuyu adlı eserleri var. Rasim Özdenören diyeceğiz. Necip Fazıl kısa kürek ben ve ötesi örümcek ağı çile gibi bir adam yaratmak gibi eserleri vardır. Necip Fazıl kısa Orhan Pamuk yine önemli arkadaşlar çünkü Türkiye'de ilk Nobel ödülünü alan kazanan kişidir diyeceğiz. E, eserleri de önemli kendisi de çok önemli bir şahsiyet. E, Sesli Dev, Beyaz Kale, Benim Adım Kırmızı, Kar ve Masumiyet Müzesi adlı eserleri vardır. Tekrar edeyim ilk Nobel ödülünü almıştır diyeceğiz. Yine John Steinbeck'in nedir Gazap Üzümleri hepimizin bildiği İnci ve Sardalya Sokağı adlı eserleri vardır. Önemli eserleri bu şekilde sıraladım arkadaşlar. Dediğim gibi çok fazla eserler vardır. Sizler yorum kısmına yazabilirsiniz. Devam ediyoruz. Şimdi de önemli buluşlara geçiyoruz arkadaşlar. Ee, yine ÖSYM bunları soruyor. Önemli buluşları soruyor. Ee, en son penisilini sormuştu yanlış hatırlamıyorsam. Yani kim icat etti diye. ÖSYM bu tarz soruları sormayı çok seviyor. Yine sorar yine karşımıza gelir. O yüzden ben burada yine önemli buluşlardan e, birkaç tanesini sizler için sıraladım arkadaşlar. Birincisi Albert Einstein özellikle görelilik ve... E, izafiyet teorisini söylemiştir, bulmuştur diyeceğiz. Isaac Newton özellikle yer çekimi ve üç kütle yasasını bulmuştur diyeceğiz. Thomas Edison hepimizin bildiği üzere ampülü bulmuştur. Yine Graham Bell telefonu bulmuştur, icat etmiştir diyeceğiz. E, Jonas Gutenberg matbaayı bulmuştur arkadaşlar. Jonas Gutenberg ve yine Archimedes suyun kaldırma <laughs> kuvvetini bulmuştur. Pasteur özellikle kuduz aşısını bulmuştur arkadaşlar. Louis Pasteur. Yine James Watson DNA DNA moleküllerinin yapısını bulmuş diyoruz. yine Mendeleev periyodik elementler tablosunu bulmuş. Elementler Mendeleev tarafından bulunmuştur diyeceğiz arkadaşlar. Elementler tablosu Dimitri Mendeleev. Yine Faraday ele elektromanyetik kuramları bulmuş Michel Faraday. James Watt bu hallı makineyi bulmuştur. Hemen bununla ilgili bir güncel bilgi güncel değildi de bir bilgi vereyim ister arkadaşlar. James Watt bu hallı makineyi bulduktan sonra sanayi devri ortaya çıkmıştır. Ve sanayi devrimi nerede ortaya çıktı? İngiltere'de. İngiltere'nin Manchester kasabasında ortaya çıkmıştır arkadaşlar. ki o zaman kasabaydı şu an Manchester şehir oldu. Manchester'da ortaya çıkmıştır. Baktığınızda dünyada ilk sanayi devriminin ortaya çıkmasını sağlayan şey de bu hafif makinenin icadı diyeceğiz ve bu buna bağlı seri üretim başlamıştır diyeceğiz James Watt. Beni Kepler arkadaşlar Güneş sistemleri yatanla bulmuş Kim jones Johnes Kepler. Yine Alfred Nobel neyi bulmuş arkadaşlar? Dinamiti bulmuştur diyeceğiz. Yine Mendel arkadaşlar kalıtımı bulmuştur bir bezelyeyle. Bunu sanki sormuştu ÖSYM. E. Ve yine Oktay Sinanoğlu bu da bir Türk olarak en genç profesör olarak buraya koydum. Dediğim gibi çok daha fazla var arkadaşlar. Ben en bilinenleri koydum buraya. ÖSYM seviyor ve soruyor. Devam ediyoruz. Ne ile devam ediyoruz? Bu seferki arkadaşlar ee, önemli sporcularımız, milli gururlarımız, milli onurlarımız gerçekten bizleri olimpiyatlarda olsun, diğer spor müsabakalarında olsun bizleri gururlandıran, bizleri onurlandıran ve Türk bayrağının dalgalanmasını sağlayan önemli sporcularımız ben bu sene buradan soru bekliyorum. İnşallah ÖSYM sorar keşke her yıl sorsa çünkü gerçekten bizim için önemli değerlerdir bunlar ee, Türkiye'yi gururlandıran, ülkemizi gururlandıran önemli sporcularımız var. Hadi hep birlikte bunlara bakalım. Birincisi arkadaşlar Rıza Kayal biliyorsunuzdur duymuşsunuzdur. Özellikle Greco Roman güreşte 130 kiloda arkadaşlar 5 dünya şampiyonluğu ve 12 kez Avrupa şampiyonluğu vardır. E, güreşte bakın hepsini tek tek yazdım ki çünkü ÖSYM muhtemelen bir bilgi verir bu kimdir diye sorar. Güreş dalında Greco Roman güreş dalında 130 kiloda dünya birincisi olan hatta 5 kere dünya şampiyonluğu olan ve 12 kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kaya beyne Ve yine Bilge e, Çingi Giray tek nefeste su altında 81 metre yürüyerek Guinness Rekorlar kitabına girmiştir. Diyeceğiz önemlidir arkadaşlar. Bu birkaç yıl oldu yanlış hatırlamıyorsam. Bu, bu senenin günceli değil ama dediğim gibi ÖSYM'yi biliyorsunuz. Güncel adı altında farklı yıllardan da soru sorabilmektedir. Bilge Çingi Giray tek nefeste 81 metre yürüyerek Guinness Rekorlar kitabına girmiştir diyeceğiz. Şahika Ercümen. Hepiniz biliyorsunuz arkadaşlar Şahika Ercümen serbest dalışta dünya rekoru kırmıştı. Paletsiz 90 metre dalarak dünya rekoru kırmış Şahika Ercümen diyeceğiz. Ve İbrahim Çolak önemli jimnastikçimiz özellikle artistik jimnastikte dünya şampiyonu olmuştur. İbrahim Çolak branşını bilin artistik jimnastik ve dünya şampiyonudur diyeceğiz. Yine Rıza Kayal gibi Taha Akgül. Bakın Rıza Kayal Grekoremen güreşte. Taha Akgül ise serbest stilde 125 kiloda 3 kez dünya şampiyonu 10 kez ise Avrupa şampiyonu olmuştur diyeceğiz arkadaşlar unutmayalım daha. Evet arkadaşlar geldik kime? Bu sena sürmeleri çok çok önemli bir bilgi. Boks dalında arkadaşlar 66 kiloda Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda birinci olarak altın madalyayı kazanmıştır. Bu sena sürmeleri geçen seneydi yanlış hatırlamıyorsam. Bunu izlemiştim gerçekten de müthiş bir e, maçtı. Boks dalında 66 kiloda Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan bu sena sürmeleri. Ve yine Yasemin Adar. Çok çok önemli. Güreş dalında arkadaşlar yine 76 kiloda 2 kez dünya şampiyonu 6 kez ise Avrupa şampiyonu olmuştur. Yasemin Adar önemli arkadaşlar. 2 kez dünya şampiyonu ve 6 kez Avrupa şampiyonu olmuştur. Mete Gazoz. Tabi bunu hepiniz biliyorsunuz arkadaşlar Mete Gazoz ama özlemi sormadığı için hemen buraya koydum. Bu birazcık eski bir güncel bilgi ama gelebilir karşımıza. Olimpik okçudur arkadaşlar ve 2020 yılında... Tokyo'da altın madalya kazanmış birinci olmuştur. Mete Gazoz okçulukta çok çok önemli bir isim. Ve yine Yaşar Erkan. Arkadaşlar bu güncel bilgi değil aslında genel kültür bilgisi. 1936 olimpiyatlarında kazandığı altın madalya Türkiye'nin olimpiyat tarihinde aldığı ilk altın madalyadır. Bu bilgiyi hiçbir yerde göremezsiniz. Çoğu yerde yoktur arkadaşlar bu bilgi. Sizler için buraya koydum arkadaşlar bunu. Belki sınavda gelebilir. Yaşar Erkan. Erkan Türkiye'nin olimpiyat tarihinde aldığı ilk altın madalyayı alan isimdir. Yaşar Erkan. Bunu da buraya koydum. Belki çıkar. Beyin Ferhat Arıcan özellikle jimnastik dalında arkadaşlar çok çok önemli başarılara e, imza atmıştır ve Türkiye'nin jimnastikte kazandığı ilk madalyayı Ferhat Arıcan kazanmıştır ki bronz madalya arkadaşlar Ferhat Arıca jimnastikte Türkiye'nin jimnastikte kazandığı ilk madalya kimmiş Ferhat Arıcan. Eray Şemdan Yine çok çok önemli arkadaşlar karate dalında kazandığı gümüş madalya. Gümüş madalya kazanmış ve kazandığı gümüş madalya Türkiye'nin karate dalında kazandığı ilk madalyadır diyeceğiz. Sakın unutmayın Eray Şam'dan. Bu tarz bilgiler de çıkabilir tabi. Ve yine Merve Dinçel 49 kiloda dünya tekvando şampiyonasında altın madalya kazanmıştır. Merve Dinçel diyeceğiz. Ve yine gelelim Güncel bir bilgiye değerli arkadaşlar 2023 yılında ya da 2022'de yanlış hatırlamıyorsam bu sene yapılan 3. Avrupa oyunlarında bizim altın madalya kazanan e, sporcularımız var. Bakalım İsmail Keleş atıcılıkta erkekler 10 metre havalı tabancada birinci olmuştur ve altın madalya kazanmıştır İsmail Keleş Eray Şam'dan. Özellikle karate'de ne yapmış arkadaşlar 60 kiloda birinci olmuştur. Eray Şam'dan diyeceğiz burada. Bakın hatta şurada söylemiştim. Ee, Eray Şam'dan karate'de gümüş madalya kazanmış ve Türkiye'nin karate dalında kazandığı ilk madalya buydu ve daha sonra 3. Avrupa Oyunları'nda ise e, altın madalya kazanmıştır diyeceğiz. Sude Yaren Uzunçavdar tekvando dalında ne yapmış arkadaşlar? Altın madalya kazanmıştır. Nafia Kuş yine kadınlar tekvando'da altın madalya kazanmıştır. Gülistan Turan özellikle kadınlarda altın madalya kazanmış. Bedia Taç Yıldız yine e, kadınlarda altın madalya kazanmış. Bu sene sürmeneli bakın hemen şurada görmüştük bu sena sürmeneli Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı ve 3. Avrupa Oyunları'nda ise yine altın madalya kazanmıştır diyeceğiz. Emine Arslan ise ki Xbox dalında özellikle ne yapmış arkadaşlar e, altın madalya kazanmıştır. Bu senes Sürmeneli gibi bu senes Çakıroğlu da yine altın madalya kazanmıştır diyeceğiz arkadaşlar. Bu da son güncel verileri de buraya koyduğum. Devam edelim. Başka hocam bitmedi mi? Bu kadar mı? Hayır arkadaşlar bitmedi tabii. Şimdi de ilk yerli ve milli araç gelişlerimiz vardır. Yerli ve milli araçlar var. Bunları bir tablo halinde liste halinde koydum. Sınavda karşınıza gelebilir. ÖSYM sorabilir. Dikkatli olalım. Buraya koydum. İlk yerli tramvayımız İpek Böceği'dir diyeceğiz. İlk yerli tramvayın adı İpek Böceği diyoruz. İlk yerli istihbarat gemisi TCG Ufuk diyeceğiz. İlk yerli istihbarat gemisi İlk yerli hava gemisi ise arkadaşlar Kuzgundur diyoruz. İlk yerli hava gemimiz Kuzgun. Yine ilk yerli baz istasyonu Ulak diyeceğiz. İlk yerli baz istasyonumuz Ulak'tır. İlk yerli insansız hava aracımız arkadaşlar Anka diyeceğiz. Bunu biliyorsunuzdur çok fazla konuşuldu edildi. Yine ilk tamamen yerli helikopterimiz T625 diyoruz. İlk yerli helikopter. İlk yerli mini insansız hava aracı Gözcü diyeceğiz. Ve yine ilk yerli deniz karakol hava uçağı Meltem'dir diyoruz. Ne kadar çok var ilk var değil mi? İlk insansız robot aracı Akıncı 2 diyeceğiz. İlk yerli gözlem uydusu Rasat diyoruz. İlk yerli askeri itfaiye aracı Astevo diyeceğiz. Ve yine ilk yerli araştırma gemisi Tubitak Marmara diyoruz. Yine ilk yerli acil müdahale gemisi Nene Hatun. Önemli arkadaşlar Nene Hatun. ilk yerli mücadele gemisi. İlk yerli savaş helikopteri Atak'tır diyeceğiz. Ve yine ilk yerli uçak Türk kuşu diyoruz. İlk yerli temel eğitim uçağı Hürkuş'tur diyeceğiz arkadaşlar. İlk yerli tankımız Altay. İlk yerli seyir füze, teyir füzesi Som. Ve yine ilk milli ve yerli çipimiz Yongatek. Yongatek önemli arkadaşlar. Bakın güncelde gelebilir. Ee, i̇lk yerli ve milli çipimiz Yongatek. İlk yerli siber savunma sistemimiz Ahatabot. Tabi diğer yerleri e, en başta paylaşmıştım zaten sizlerle. Önemli buradan sorular gelebilir ve devam edelim. En son neyimiz var arkadaşlar? Şöyle güncel bilgilerden birkaç tane daha güncel bilgi verip daha sonra da UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine bakıp bitiriyoruz arkadaşlar. Time dergisi 2022 yılında yılın kişisi olarak seçtiği Volodymyr Zelenski diyeceğiz. Ve yine Türkiye'nin ilk bor karbür tesisli Balıkesir Bandırma'da açıldı. Türkiye için önemli arkadaşlar. En azından boru işleyebileceğiz. FIFA tarafından FIFA küresel taraftar elçisi seçilen Adriana Lima. FIFA tarafından FIFA küresel taraftar elçisi seçilmiştir. Ve yine Avrupa Film Ödülleri'nde. Altın Palmiye ödülü yönetmeni Ruben, işte TRT'nin ortak yapımı Hüzün Üçgeni, bakın Hüzün Üçgeni adını unutmayın, en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi senaryo, en iyi erkek oyuncu ödülünü almıştır diyeceğiz. Avrupa Film Ödülleri'nde kim almış? Hüzün Üçgeni diyoruz. Yine. Arkadaşlar dünyanın en kalabalık ülkesi öylse mi sorarsa muhtemelen %70 %80'i Çin'e gidecektir ama artık bu değişti. Hindistan'da nüfus artışı da o kadar yüksek ki artık dünyada nüfusun en kalabalık ülkesi Çin değil arkadaşlar. Hindistan olmuştur. Sakın unutmayın. Bakın sorarsa hepiniz Çin'e gidersiniz ama lütfen unutmayın. Artık en kalabalık ülke Hindistan'dır diyeceğiz. Ve yine Amerikalı şarkıcı Dansçı, oyuncu, yazar ve moda ikonu olan Tina Turner, 83 yaşında hayatını kaybetti ve Turner'in lakabı arkadaşlar Rock'un e, rolun Kraliçesi diye lakabı vardı. Ve geldik en sonunda arkadaşlar. Bunu tabi Instagram sayfamdan paylaşmıştım ki Instagram sayfamı takip ediyor etmiyorsanız lütfen takip edin. Enes Hoca coğrafya yazarak Instagram hesabıma ulaşabilirsiniz. Son bilgilerimiz bunlar tabi ki. E hemen antik kentler de gelecek. ÖSYM antik kentleri çok seviyor. E sorar arkadaşlar hem coğrafya adına gelebilir bu sorular hem de genel kültür güncel bilgiler adına sorular gelebilir. Türkiye'deki UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki yerler. 1. Sivas'taki Divriği Ulu Camii. İstanbul'un tamamı, Göreme Milli Parkı, Kapadokya, Nevşehir'de arkadaşlar. Yine Hattuşa Çorum'da yer alıyor. Yine Nemrut Dağı Adıyaman'da yer almakta. Hierapolis, Pamukkale arkadaşlar. Bakın, Göreme Milli Parkı ve Kapadokya, Hierapolis antik kenti ve Pamukkale bu ikisi karma oluşumludur. Hocam ne demek karma oluşumlu? Bir kere ÖSYM coğrafyada sordu bunu. Hem doğal hem de kültüreldir. Mesela Göreme Milli Parkı. Orada işte yeraltı şehirleri vesaire var. Bu doğal şey beşeri oluşumdur. Ama Kapadokya'daki Peribacası doğal oluşumdur. Hierapolis antik kenti beşeri oluşumdur. Pamukkale doğal oluşumdur diyeceğiz. Şantos Leto antik kenti Antalya mı? Onun arasında Safranbolu şehri, Karabük, Truva arkeolojik alanı, Çanakkale, Edirne, Selimiye Cami, Edirne'de, Çatalhöyük arkadaşlar, Konya'da, Cumalı Kızık unutmayın. Bursa'da, Bergama Efes antik kentleri İzmir'de geçen sene çıkmış sınav sorusuna ÖSYM şöyle bir soru sordu. Aşağıdaki verilen illerden hangisinde birden fazla UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yeri vardır dedi. Cevap İzmir'di. Hem Efes hem de Bergam antik kenti var. Unutmayın. Diyarbakır Kalesi Diyarbakır'da. Ani arkeolojik alanı. Kars'ta arkadaşlar. Afrodisyas. Nerede Afrodisyas? Aydın'da diyoruz. Göbekli Şanlıurfa'da ve yine 19. ve son olarak ilan edilen UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Arslan Tepe Hüyü son ilan edilen UNESCO alanıdır unutmayalım. Ve gelelim antik kentler. Arkadaşlar burada ÖSYM şey Antalya'daki Termosus antik sordu. Bakın diğer antik kentler sınavda gelebilir. Lütfen unutmayın. Aydın'da yer alan. Afrodisyat antik kenti, Milet antik kenti. Neredeymiş? Aydın'da. İzmir'de yer alan. Efes Bergama Agora antik kenti diyoruz. Yine Manisa'da yer alan e, Sardes antik kenti diğerini okuyamadım. Sardes antik kenti Lidya'nın başkentidir arkadaşlar. Önemli bir yer. Antalya'da yer alan Şantos antik kenti, Perge antik kenti, Aspendos, Side antik kenti. Patara bakın Patara çok önemli aslında ama ÖSYM sormadı hala belki gelebilir. Patara harabeleri yine Antalya'da yer alır. Termosos bunu sormuştu ÖSYM. Termosos antik kenti Antalya'da Dara antik kenti, Mardin'de, Çanakkale'de Troya ve Asos antik kentini görmekteyiz. Özellikle Denizli'de Hieropolis antik kenti ve Lydia antik kenti artık nasıl okunuyorsa. Burgur, Burdur'da arkadaşlar Sakalogos antik kenti ve Kibriya antik kenti ve Ankara'da ise Gordion antik kenti vardır değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sizlerle müthiş bir ders yaptık. Gerçekten ben çok keyif aldım. İnşallah sizler de dinlerken çok keyif alırsınız. İnşallah sizleri sıkmadan anlatmışımdır bu konuları. İnşallah buradan sorular gelir ve rahatlıkla yaparsınız. Lütfen gitmeden beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.